Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Fonksiyonlar konusunun 12. testindeyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Yanda f fonksiyonun grafiği verilmiştir. f 2005 eşittir 3 olduğuna göre f'in tersi 2005 değeri kaçtır demiş. Öncelikle 45-45-90 üçgeninin ikizkenar kenar üçgen olduğunu unutmayalım. Buralara a diyebiliriz. a dersek denklemini kurgulamak için x bölü a artı y bölü a eşittir 1 ifadesini kullanabiliriz. Bu durumda x artı y eşittir a ve y buradan a x olarak yani fx buradan a x olarak bulunmuş olur. fx'in denklemini bulduk. Şu a. Peki bizden ne istiyor? f'in tersi 2005. Peki f 2005'in 3 olduğunu biliyoruz. x gördüğümüz yere 2005 yazarsak bu durumda a eksi 2005 ne olacaktır? 3. a buradan 2008 olarak çıkınca fx fonksiyonumuz ortaya çıktı. Neymiş fx fonksiyonu? 2008 x'miş bu fonksiyonumuz. Peki f'in tersi 2005 yani f'te x gördüğüm yere ne yazarsam 2005 olur demek istiyor aslında. Ya da isterseniz şu ikisini yer değiştirelim daha iyi anlayın. F'in tersi 2008 eksi x'in x olduğunu biliyoruz. Parantez içindeki ifadenin 2005 olması için x gördüğüm yere 3 yazmak zorundayım. Bu durumda f'in tersi 2005'in 3 olduğunu görüyoruz hep beraber. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. İkinci soru. Yanda grafikte tamamı su ile dolu olan bir kaptaki suyun Boşaltılırken kaptaki su yüksekliğinin değişimi verilmiştir. Bu kap hangisi olabilir diyor. Seçeneklere bakmadan önce şöyle yapalım isterseniz. Bakın burada bir yavaş bir şekilde yüksekliğimizin düştüğünü görüyoruz tepede. Yüksekliğimiz yavaş bir şekilde aşağı doğru düşerken ileride bir yerde hızlanarak çok hızlı bir şekilde hani gökyüzünden bir taş düşer ya. Çok hızlı bir şekilde aşağı doğru düştüğünü, yüksekliğinin sıfırlandığını görüyoruz. Yani yukarıda bir yerde e, geniş alanlı bir Taban olması gerekiyor ve o tabanın gittikçe düşen bir taban olması gerekiyor ki ki gerekiyor ki buralarda aşağı doğru hızlı bir şekilde su akışı sağlansın ve yükseklik tamamen sıfırlansın yani kısacası seçeneklere baktığımız zaman doğru cevabın zaten bu açıklamalardan sonra A seçeneği olduğunu görüyoruz. Bakın buralardan. Su aşağı doğru inecek ve dolu bir kap diyordu bakın burada yükseklik yüzey alanı geniş olduğu için daha yavaş bir şekilde aşağı doğru inerken buralarda bir yerde daha hızlı bir şekilde su akışı olacak ve daralmadan dolayı da yükseklik hızlı bir şekilde sıfırlanacaktır dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir B seçeneği bunun tam tersi zaten önce Hızlı bir şekilde düşüş ondan sonra da yavaş bir şekilde yüksekliğin indiğini görüyoruz. C seçeneğinde yukarıda yine dar bir yer var. Orada hızlı bir şekilde yükseklik e, düşecek. Ondan sonra yavaşlayacak çok daha yavaşlayacak ve aşağı doğru yavaş adımlarla düşecek. Yani bizim kastettiğimiz grafikle bir ilgisi yok. Burada aslında şu A ve B şıklarının birleşimi var. Önce hızlı bir şekilde yükseklik düşüyor. Yükseklik yavaş bir şekilde düşmeye başlıyor. Burada yine çok yavaşlıyor ve yine bu sefer aşağı doğru çok iniyor. Yani dalgalanmalar var. Bu da doğru cevap olamaz. E seçeneği düzgün bir silindir olduğu için arkadaşlar yükseklik doğrusal bir şekilde aşağı doğru inecek. Yani grafiği muhtemelen böyle bir şeydir. Su akışının grafiği. Dolayısıyla bu açıklamalardan sonra doğru cevap Adana'dır bu soruda. Evet. Üçüncü sorumuz yanda verilen kabı sabit hızla akan musluk doldurmaktadır diyor. Buna göre kabın içindeki suyun yüksekliğinin zamana bağlı değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Aslında biraz önce tartıştığımız sorunun aynısı. Bakın burada şöyle isterseniz seçeneklere yine bakmayalım. Burada yorum yapalım ondan sonra seçeneklere bakalım. Geniş bir yüzeyden bahsediyoruz. Yükseklik yavaş bir şekilde aşağı doğru inip daha sonra artacak. Yani aslında sanki önce yavaşlayacak sonra artacak gibi bir grafikten bahsediyoruz. Ama ileride bir yerde daha hızlı artacak. Tekrar hızlı bir şekilde artacak ama zamanla yüzey alanı genişlediği için de yavaşlayacak. Yani böyle S harfine benzeyen bir grafik olması gerekiyor. Doğru cevabın A seçeneği olduğunu görüyoruz. B seçeneği doğrusaldır. Hani silindir olsa düzgün bir şekil olsa doğrusal olabilir bu olamaz. C seçeneğinde giderek yavaşlamış sonra artmış. Bizimki arkadaşlar bakın şu daralmadan dolayı giderek artması gerekiyordu. Yani yavaştan artışa geçmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla C de olamaz. D şıkkında önce azalmış sonra yine azalmış. Bu da olamaz. E şıkkında önce artmış sonra yine artmış. Bu da olamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü soruyla devam edelim. Fonksiyonun en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Rasyonel ifadelerde fonksiyonlardan biliyoruz. Payda hiçbir zaman sıfır olamaz. E, rasyonel ifadelerde paydanın sıfır olmadığını artık zaten e, biliyorsunuzdur bu seviyeye geldiğinize göre. Dolayısıyla eğer biz logaritma 2 tabanında x ifadesinin yani daha doğrusu bu ifadenin sıfır olduğunu düşünürsek tanımsızlık dediğimiz kavramı oluşturmuş oluruz. Tanımsızlığı yapan x değerlerini de reel sayılardan çıkardığımızda da aslında tanım aralığını bulmuş oluruz. O halde şöyle yapalım. Logaritma 2 tabanında x'in mutlak değeri bu biri bu tarafa atarsak 1 olur. Şimdi hangi değerler 1'e eşit olur? Mutlak değer olarak tabii ki 1 ve eksi 1. O zaman logaritma 2 tabanında x'imiz 1 ve logaritma 2 tabanında x'imiz eksi 1'dir. Buradan x 1'imiz 2 üzeri 1'den logaritma kavramından 2 olur. x 2'miz de 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2 olur. 2 üzeri eksi 1 olarak da yazalım da. Tamam. O zaman biz 2 ve 1 bölü 2'yi tüm reel sayılardan çıkarmak zorundayız. Bu bir Bir de logaritmalarda taban ve üst dediğimiz. Şuraya isterseniz açıklamalarını yazayım. Şöyle fx gx yapalım. Eğer bu a'ya eşitse ilk önce fx'in a'nıncı kuvvetinin şöyle bir ok işareti yapalım. Yay ve ok yapan ok yay formülü. fx'in a'nıncı kuvveti gx'tir. Bunu bileceksiniz. Logaritmayı bilmeyen öğrencilerimiz için bir not yazalım. Bir de fx'in sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. gx'in sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz ve taban yani aşağıdaki ifadenin fonksiyonun birden farklı bir sayı olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki x sayısının da ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük Pozitif bir reel sayı olması gerekiyor. O zaman biz pozitif reel sayılardan 2'yi ve 1 bölü 2'yi çıkaracağız. Dolayısıyla doğru cevabımız bu soruda C seçeneğidir. 5'te devam edelim. A negatif olmak üzere fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunda f8 eşittir f eksi 2 eşittir 0'dır. Buna göre f fonksiyonu aşağıdaki aralıklardan hangisinde ortalama değişimizi negatiftir diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyelim. A'nın negatif oluşundan yani baş katsayının negatif oluşundan kollar aşağı doğru olan bir e, parabol olduğunu anlıyoruz. Bu parabolün, bu parabolün tepe noktası var ve Tepe noktasının neyi var? apsisi var. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Eğer f8 ile f 2'nin aynı olduğunu bilirseniz. Parabollerde bu ne anlama gelir. Bu aslında 8 ile eksi 2'nin toplamının yarısının aslında e, parabolun tepe noktasının apsisi olduğunu gösterir. Yani siz f8 ve f eksi 2'ye aynı diyorsanız herhangi bir parabol çizeyim. Şurası diyelim ki eksi 2. Burası diyelim ki 8 olsun. Eğer siz bunların aynı değere gittiğini, aynı c değerine gittiğini düşünüyorsanız. O zaman tepe noktası da r olsun. Burada simetrik bir ifade olmak zorunda. Ve siz 8 ile eksi 2'yi toplayıp 2'ye böldüğünüzde tabii ki haliyle e, ne yap, ne yapacaksınız? Tepe noktasının absisini bulmuş olacaksınız. Ya da isterseniz direkt formül olarak da verebiliriz. x1 artı x2'nin yarısı her zaman r'dir diyebilirsiniz. Peki burayı anladık. Peki... Biz buranın x1 buranın x2 olduğunu biliyoruz zaten. x1 artı x2'nin yarısının r olduğunu da biraz önce söyledik. Peki kökler toplamı neydi? Kökler toplamı eksi b bölü a. Eksi b bölü a yaparsanız. Eksi b bölü 2a yaparsınız daha doğrusu. Bu r'ye eşit olacaktır. Peki biz r'nin az önce ne olduğunu bulduk? Aslında 8 eksi 2 6 bölü 2'den 3 olduğunu bulduk. O zaman bunu hiç hesaplamaya gerek yok. Direkt r'ye 3 diyelim. Bunlar bilgi olsun diye verdim aslında. Biraz daha bakış açımız genişlesin. O zaman R'miz 3. Buraya direkt 3 yazsam sorun biter. Bakın 3'ten itibaren fonksiyonumuzun azalan olduğunu görüyoruz. Zaten aşağıdaki aralıkların hangisinde ortalama değişim hızı negatiftir diyor. Peki azalan olduğuna göre bu fonksiyonumuz 3'ten sonra azalan olduğuna göre 3'ten sonra bu fonksiyonumuzun e, grafiğin üzerindeki bütün doğruların Bakın şöyle bir teğet çizeyim. Bu doğruların x ekseniyle yapmış olduğu Alfa, daha önceki de, e, sorularda açıklamıştık bunu. Alfa geniş açı çıktığı için geniş açı fonksiyonumuzun e, eğimi yani eğim dediğimiz ifade burada negatif olacaktır. Geniş açılarda eğim negatiftir. Bunu biliyoruz. Peki o zaman 3'ten sonraki eğimler yani bir başka deyişle ortalama değişim hızı negatif olacaktır. Dolayısıyla bu soru için doğru cevabımız C seçeneğidir. Hocam eksi 2 ile 7 falan e, var diğer şıklarda. Mesela 1 ile 5 aralığını düşünelim. Bakın 1 burada fonksiyonumuzun artan olduğu yere denk geliyor. Görüntü olarak bakarsanız yine 1 ve yine 1'i eleyebiliriz. Eksi 2 ile 7 aralığında 1 var. Onu da direkt e, e, sadece bir tane sayıdan bile bu şıkların yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C'dir. 6'ya bakalım. M tam sayı olmak üzere f eksi g x fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Biz tanım kümelerini daha doğrusu şu ifadeleri yazarken normal sayısal değerlerle şöyle diyoruz. İşte sıfırdan sıfırla beş aralığından örnek veriyorum. iki yedi aralığı. Yani şuradaki sıfırın beşten küçük oluşu ve ikinin de yediden küçük oluşu gözünüzden kaçmasın. Yani sayı doğrusu üzerinde zaten a virgül b aralığını yazdığınız zaman burada kesinlikle a'nın b'den küçük olması gerekir. Tamam yani soldan sağa doğru okuyoruz kısacası. Demek ki 2M eksi 2'nin M artı 9'dan küçük olması lazım. Bu yorum üzerine o zaman 17'nin de 2M artı 1'den küçük olması gerektiğini mantıken bu yorum üzerine anlayabilirsiniz. Devam edelim. M küçüktür 11 ve buradan da 16 küçüktür 2M'den 8 küçüktür M diyebilirsiniz. Bu iki ifadeden şunu yapabiliriz. Kesişimlerini bulmak istersek 8 küçüktür M küçüktür 11 diyebiliriz. 9 ve 10 sayıları karşılıyor. En geniş dediğine göre, fonksiyonun tanım kümesi dediğine göre bunu en geniş almak zorundayız. M'e 9 diyelim ki geniş aralıkları biraz daha fazla olsun. İsterseniz onu da deneyebilirsiniz. Şimdi 9'u bir deneyelim. 9'u denersek, bakın ne oluyor? Başka bir renk kullanalım. 9'u denersek, 2 kere 9, 18, 2 çıkınca 16 ile 9, 9'da 18 aralığı. Bu e, nedir? Tanım kümesi. Diğerine geçelim. Yani bu F için tabii ki. G'ye bakalım. 17 ile 9 yazdığımızda 18, 19 olacaktır. Çıkarma işlemi dahil olmak üzere 4 işlem yapabilmek için iki fonksiyonla ilgili mutlaka ne olması gerekiyor? Tanım kümelerinin ortak kesişim kümesinin alınması gerektiğini daha önceki sorulardan söylemiştik. Dolayısıyla burada kesişimini alırsak 17 ile 18 ortak aralığı çıkmış oluyor. 17 ile 18 ortak kesişim aralığı çıkmış oluyor. Doğru cevap B seçeneğidir bu soruda. Geçelim 7. soruya. Yanda verilen prizma şeklindeki cismin soldaki yarısı 80 gram, sağdaki yarısı 100 gramdır ve homojen materyallerden oluşmuştur. Bu cismin soldan başlayarak x santimetre uzunluğunun ağırlığı y-fx fonksiyonu olarak tanımlanmakta. F fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi e, ne demişti? 80 gram sağdaki yarısı. Yani burası 5 ve burası 5. Bakın şöyle yaparsanız 1 gramını ya daha doğrusu 1 santimliği düşünürseniz 80 bölü 5'ten 16 gram. Yani 1 santim. 16 gramdır. Eğer biz x santimini düşünüyorsak, x santimini düşünüyorsak o zaman yani şu parçada bir x santim olduğunu düşünürsek x santimi de 16x olacaktır. Bu durumda fx'imiz ilk yarı için 16x'tir. Daha doğrusu x küçüktür 5 için 16x olmak zorunda. Sanırım burayı anladınız. Diyelim ki biz buraya kadar x aldık. Yani artık bu 100 gramın olduğu kısma girmek istiyoruz. Burasını x olarak alırsak Buranın 5 olduğunu bildiğimiz için burası x eksi 5 olacaktır. Her aralık için bakın 100'ü 5'e bölelim. 20 olacaktır. 1 santimi. O zaman x eksi 5 santimi de x eksi 5 çarpı 20 olacaktır. Sadece şu kısmını söylüyorum ama sonuçta biz burayla burası arasındaki mesafeye baktık. Yani baştan başlamak istedik. Bakın başlayarak. Bu cismin soldan başlayarak demiş. O zaman şu 80 gramı da alıyoruz. Yani şu siyah yaptığım yer ok işaretiyle göstereyim. Siyah yaptığım yer. Daha doğrusu şöyle de gösterirsek daha iyi anlarsınız. Şu taradığım yer x-5 çarpı 20. Bir de başlayarak dediği için 80 gramı alıp bu tarafa doğru geliyoruz. O zaman 80'e de ekliyoruz. Bu da tabii ki e, x büyüktür. 5 için e, bizim fonksiyonumuzda parçalı fonksiyon olarak zaten yazılması gerekiyor. Şık, şıklara bakalım. Ne diyor? 0 ile 5 aralığında 16x, 5'ten büyük olursa 20 çarpı x eksi 5 artı 80. Doğru cevabımız bu soruda D seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Sekizinci sorudayız. Yanda verilen şeffaf kağıt üzerine bir tek fonksiyon olan F fonksiyonun grafiği çiziliyor ve bu grafik kağıdın ön ve arka yüzünden görülebiliyor. Bu kağıt parçası CD doğru parçası boyunca katlandığı zaman oluşacak şekil aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Tek fonksiyonların özelliğini hatırlayalım f(x) x eşittir eksi fx şartını sağlamak zorundaydı. Örneğin fx eşittir x, fx eşittir x küp, fx eşittir 1 bölü x, fx eşittir sinüs x. Bunların hepsi aslında tek fonksiyonlara örnek olarak verilebilir. Neticede eksi x yazdığımızda eksi fx'e eşit oluyor bunlar. Tamam. Şimdi hangisi olamaz dediğine göre seçenekleri eleyerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bakın isterseniz şu tarafta yapmaya çalışalım. Y eşittir x doğrusunu çizersek y eşittir x doğrusunun tek fonksiyon olduğunu biliyoruz. Ve cd boyunca katladığımız zaman bakın şöyle bir görüntü olacaktır. Y eksenine göre simetrisinden bahsediyoruz. Peki ne diyordu? Bu kağıt parçası cd boyunca katlandığında oluşacak şekil aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakın şu tarafa doğru yansıdığına göre şu görüntü olabilir ve bu görüntünün de şeffaf olduğunu unutmayalım. Arka tarafta, e, arka taraftan bakarsanız, şu tarafta da görünebilir. Yani kısacası şeffaf dediğinde ve herhangi bir e, eksen boyunca simetrisi alın, simetrisini alın dediğinde, siz her iki taraftan simetrik olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla baktığımız zaman B seçeneği bu durumda gider. Bir başka tek fonksiyon olan y eşittir e, x küp grafiğini düşünelim. Bunu da y eksenine göre simetriğini alırsak bakın şöyle bir şeyler çıkacaktır. Y eksenine göre simetrisini aldığımızda her iki taraftan tabii ki bakacağız olaya. Şimdi baktığımız zaman hangi seçenek gider? D seçeneği gider gördüğünüz gibi. Bir başka tek fonksiyon mesela sinüs x'in fonksiyonu ya da şöyle bir şey yapalım. Yine e, orijine göre simetrik olması gerekiyor. Onu da ekstradan söyleyelim. Orijine göre simetrisinin y eksenine göre yansımasını alırsak bakın şöyle bir şey oluyor gördüğünüz gibi. Yani bu durumda C seçeneği de gider. Şimdi yine tek fonksiyon çizmeye devam edelim. Bu sefer şöyle bir şey yaparsak bu sefer bunun da y eksenine göre simetrisini alırsak şöyle bakın gördüğünüz gibi A seçeneği de gitmiş olur. Bu durumda E seçeneği doğru cevabımızdır. Zaten E seçeneği tek bir çizgi, tek bir doğru olduğuna göre kendini gösteriyordu en baştan itibaren. Biz yine de açıklamış olduk her yönüyle. Orijine göre simetrik olduğunu unutmayalım. f eksi x eşittir. Eksi fx olduğunu unutmayalım. Bir de 1 bölü x sinüs x x küp x doğrularının fonksiyonlarının tek fonksiyonlar olduğunu unutmuyoruz. Bu soruda bizim için gereklidir. Tanımlı oldukları aralıklarda diye başlıyor 9. soru. f ve g fonksiyonları ile ilgili. Fog artan ise g artandır. Gof ve f azalan ise g azalandır. f artan ise fof artandır demiş. Hangileri her zaman doğrudur diyor. Arkadaşlar fog x artan ise g artan diyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım bakın. G artan diyor ya sondan başlayalım. G x'i azalan seçelim ama fog x artan olsun. Fog x artan olsun. Yani bu durumda f x'imizi x kare olarak alırsanız. Bakın f x'imizi x kare x kare olarak aldık diyelim ve fog x'i bulmaya çalışıyoruz. f g x'i bulmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Bu da eksi x'in karesi x kare artan olacaktır. Ne diyordu? Fog x artan. Evet fog x artan. Ama g artan diyor. Hayır bakın g azalan. Dolayısıyla bir kesinlikle e, doğru değildir. Her zaman doğru değildir daha doğrusu. İkinci öncülde gof ve f azalan ise g azalandır diyor. İsterseniz burada da ne yapalım? Mesela gx fonksiyonunu artan bir fonksiyon olarak alalım. Evet burada x olarak alabiliriz. Tamam gx eşittir x olsun. Şimdi gof x azalan olacak. O zaman e, ve fx de azalan olacak. fx'i e eksi x kare olarak aldığımızı düşünelim. Ne olur o zaman? Gofix. Bakın G. Şöyle siyah alalım. Şurada yazalım. G. FX. FX neydi? Eksi X, X kare. Bu g eksi x kare ne olacaktır? Eksi x kare olacaktır. Yani neticede gof azalan oldu. fx'in de azalan olduğunu görüyoruz. Eksi x kareden dolayı. g azalandır diyor. Halbuki g eşittir x demiştik. Artan bir fonksiyondur. Bu gitti. Şimdi geçelim 3'e. fx artan ise f bileşke f artandır diyor. Doğru bu. Hangi fonksiyonu alırsanız alın. Hiç fark etmez. Mesela isterseniz fx eşittir x kare alalım. Bugün çok x kare aldık. Peki f'te x kare yazarsak yani x karede x kare yazarsak x üzeri 4'te x yerine değerler yazdıkça artan bir fonksiyondur. İsterseniz fx eşittir. x küp olarak alın. Fof x'e bakalım. Hep beraber. Yine x küpün 3. kuvveti olacaktır. x üzeri 9 olacaktır. Yani artan bir fonksiyon kendisiyle bileşke ise daima artandır. Ne verirseniz verin. Doğru cevabımız yalnız 3'tür. C seçeneğidir. Bir başka testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.